Evet dostlar, şimdi hemen 20. köşe taşında kalmıştık. 20 numarayı şöyle koyalım ve başlayalım. Bakalım ne diyor? İntegrali ne diyor? Kök x eşittir u dönüşümü yapılırsa. Burada bize dönüşümü kendisi söylüyor. Yeni oluşan integrali soruyor dostum. Şimdi ben kök x'e u dersen, bunun hemen türevini aldığımda şöyle oluyordu. 1 bölü 2 kök x eşittir du olacak dostlarım. Bir de tabii dx'imiz var burada. Şimdi getirip bunları da yerine yazalım. E üzeri şöyle integral içerisinde e üzeri u çarpı 1 bölü 2 kök x dx ya burası arkadaşlarım. 1 bölü 2 kök x dx'e de du deyin diyor. Yani ne oldu bu? E üzeri u çarpı du haline döndü. Cevabım Adana'dan geldi. Şuna geçelim. 3x eksi 1'e t deyin diyor dostlar. 3x eksi 1 eşittir t ise her iki tarafın türevini alıyorum. 3 olur dx, dt olur. Getirip bunları da yerine yazalım. Şöyle integral içerisinde kosinüs, şuraya ne yazacağım? U t, kosinüs t çarpı dx yerine ne yazacağım? Şu 3'ü de bölü 3 olarak buraya atalım. Dt bölü 3 yazacağız dostlarım. Dt bölü 3'ü de yazdım. Yani kosinüs t çarpı dt bölü 3 olacak. Cevabım Bursa'dan geldi. Şuna bakıyorum hemen. 3 numaralı sorumuz. Burada da 1 bölü x'e u deyin diyor arkadaşlar. Peki 1 bölü x eşittir u ise. Şimdi 1 bölü x demek x üzeri eksi 1 demek. Hemen türevini alıyorum. Eksi 1'i başa aldım. Eksi x kuvvetini de biraz azalttım. Eksi 2 çarpı dx eşittir du oldu. Yani biraz daha düzenleyeyim şöyle. Eksi 1 bölü x kare dx eşittir du. Hatta eksiyi de bu tarafa verelim. Eksi du olsun. Şimdi şu integral şöyle bir yazalım arkadaşlarım. F'de 1 bölü x çarpı 1 bölü x kare dx oldu. Getirip yerine yazıyorum. 1 bölü x yerine u yazarsam integral f'de u olur. 1 bölü x kare dx yerine de eksi du yazıyorum. Eksiyi de şuraya verelim. İşte böyle bir hale geldi arkadaşlarım. Bakalım hangisi var şıklarımızda? Edirne şıkkımızdaki cevap, doğru cevap geldi. Ve geçtim 4 numaralı soruya. Bakalım burada ne yapıyorum şimdi. Şimdi u'ya kök x'e u diyeyim demiş. Şurayı biraz açayım. Şimdi kök x'e u diyorum dostum. Kök x eşittir u ise hemen integral türevini alıyorum buranın. 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olur. Şimdi getirip yerine yazalım bunu da kardeş hemen şurada. Kök x yerine u yazıyorum. İntegral şöyle oldu. 1 artı u bölü 3 eksi u çarpı dx. Şimdi dx yerine ne yazacağım ben? Şu 2 kök x'i buraya çarpı olarak atarsam du çarpı 2 kök x olacak. Ama x'li bir ifade olmaması lazım yani kök x'li. O zaman kök x yerine ne yazıyordum ben? U yazıyordum. Demek ki şurası şöyle oldu. Dx eşittir du çarpı 2 u oldu arkadaşlarım. Dx yerine bunu yazacakmışım. Yani ne yazacakmışım? 2u çarpı du. Du'yu buraya yazalım. 2u'yu da şuraya parantezin dışına yazayım. Şimdi bunu arıyorum. 2u 1 artı u bölü 3 eksi u. İşte Ceyhan şıkkımızdaki cevap doğru cevaptır dedi. Ve çevirdim. 21 numaralı köşe taşına geldik arkadaşlarım. Şöyle yavaş yavaş da bunu çözelim dostlar. İntegralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi bakın. Şu ifadeye bir u desek biz. Şuradaki kısma u desek. Yani f'in türevinin içindeki kısma u diyorum. X kare artı 1 eşittir u alınsa. Bakalım bir şeyler gelecek mi? 2x dx eşittir du olur. 2'ye bölelim. X çarpı dx eşittir du bölü 2. Şimdi bunu bir daha şurada yerine yazarsam arkadaşlarım integral şöyle oldu. F'in türevinde u geldi. F'in türevinde u.
Bir de ne geldi dostum? Dx çarpı x. X dx'e de ne demişim ben? Du bölü 2. Bölü 2'yi de şöyle dışarıya atalım. Şimdi bunun da diyor integralini alın diyor arkadaşlar. Hemen alalım. 1 bölü 2 çarpı şu integralle türev sadeleşti dostlarım. Türevle integral sadeleşti. F'de u kaldı. Bir de artı c'miz kaldı dostlar. Yani cevabımız ne çıktı? F'de u. U neydi? X kare artı 1. F'de x kare artı 1 bölü 2 artı c. Cevabım Bursa'dan geldi dostlar. Şimdi bunu yapıyoruz. Burada da yine f'in türevi olduğu için yine ben kök x'e yani türevinin içindeki ifadeye bir u diyelim diyorum. Her iki tarafın türevini alırsak 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olur. Şimdi integral içinde yerine yazalım. İntegral f'in türevinde u geldi burası. Şurada da 1 bölü 2 kök x dx var. Ona da du demiştik. Du'yu da yazdım. Hemen integralini alalım. Türevle integral gitti. F'de u kaldı. Bir de artı c geldi. U neydi? Kök x. F'de kök x olacak. Bir de artı c. Hemen zaten üstündeki denizli şıkkımız doğru cevap geldi dostum. Şuna bakalım şimdi. Burada da x küp artı 1'e u diyelim. X küp artı 1 eşittir u olsun. Türev alalım. 3x kare çarpı dx eşittir du. Hatta x kare çarpı dx eşittir du bölü 3 gelsin. Süreye de bakayım bir yandan. Tamamdır. Şimdi ne diyordum? Getirip bunları bir de yerine yazalım arkadaşlarım. Şöyle olacak. Gx eşittir oldu. İntegral içerisinde x kare çarpı dx'e şu ikisine du bölü 3 diyeceğim de şuraya f'in türevinde u mu diyoruz arkadaşlar? Çarpı buraya da du bölü 3'ü yazdım. Bölü 3'ü şuradan sileyim. 1 bölü 3 diye buraya parantez integralin dışına yazdım. Şimdi burada da integrali bir alalım arkadaşlarım. Türevle integral gitti. Gx neye eşit çıktı? 1 bölü 3 çarpı f'de u artı c geldi. F'de u dediğimiz şey de neymiş kardeşim? U'yu biz neye demiştik? X küp artı 1'e demiştik. Demek ki gx şöyle bir şey oldu. F'de x küp artı 1 bölü 3 artı c oldu. Bu bizim gx'imiz. Şimdi g'de 2'yi vermiş bize. O zaman x yerine bir 2 yazalım mı dostlarım hemen? Şöyle oluyor. 2 yazarsak g'de 2 g'de 2 hatta biraz daha bir satır daha düz. Neyse bir yapalım bakalım. G'de 2 eşittir. 2 yazarsam 8 f'de 9 bölü 3 artı c geldi. Şimdi şurayı da bir şöyle düzenlesek. Şunu 3 ile çarpsak 3c olur burası. Şöyle bir yapayım yani bir daha düzenleyeyim. G'de 2 eşittir. F'de 9 artı 3c bölü 3 oldu arkadaşlarım. 3'ü de buraya atalım. Şuradan yapalım artık. Sileriz olmadı. 3 tane G'de 2 eşittir. F'de 9 artı 3c. F9'u buraya alırsak eksi geçecek buraya. Eşittir burada oldu. 3 tane G'de 2'den F'de 9 çıkınca 6'ya eşitmiş. Şurası 6'ymış dostlarım. Burası 6 ise 3C 6. C'yi de 2 bulduk. Yani şurası 2 çıktı dostlar. C'yi 2 bulduk şimdi biz. Artık şu yaptıklarımı bir sileyim ben buradan. C'yi 2 bulduk şimdi. Peki neyi soruyordu bize? G'de eksi 1. Hadi eksi 1 yazalım şimdi x gördüğümüz yere. G'de eksi 1 olur. Eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. 1 ile topladım 0. F'de 0. O da eksi 2'ymiş. Bölü 3 var. Bir de artı 2 var. Toplayalım. 3 kere 2 6. 2 çıktı. 4. 4 bölü 3 geldi. G'de eksi 1. Şimdi geldik şu soruya. İntegral nedir? Bakın f var, f'in türevi var. O zaman f'e ben bir u'lu bir şey diyeyim. F'in, şurayı hatta sileyim de, burada da yere ihtiyacımız olacak herhalde.
Şöyle f içinde 1 bölü x'e, ki hocam zaten aşağıda ipucunu da vermiş arkadaşlar. F de 1 bölü x'e u deyin demiş. Şimdi hemen her iki tarafın türevini alalım. Buranın türevini alırsak f'in türevinde 1 bölü x çarpı içinin türevi, yani 1 bölü x'in türevini alacağım. 1 bölü x, x üzeri eksi 1'di, bunun türevini alacağız. Eksi 1 başa geldi, eksi x üzeri, biraz attım burayı, eksi 2. Yani eksi 1 bölü x kare oldu içinin türevi. Eksi 1 bölü x kare. Eksiyi de şöyle başa verdim. Eşittir du geldi. Şimdi şu eksiyi buradan alalım. Şuraya verelim arkadaşlarım. Artık bundan sonrasını devam edelim şimdi. Şimdi f'in türevinde x 1 bölü x kare. Yani şu kısmı ben ne demiş oldum o zaman arkadaşlarım? Du demiş oldum. Demiş şuraya du. Peki 1 bölü f'de 1 bölü x'e ne demiştik? U. 1 bölü u küp oldu burası. Şöyle oldu bakın. 1 bölü u küp. Şuna da ne demiştik? Şununla birlikte çarpılınca du. Eksi du geldi. Şurada da eksimiz var. Hadi şimdi bu integrali alalım arkadaşlarım. U üzeri şöyle eksi u üzeri eksi 3'tür bu integral du. Hemen alıyorum integralini. 1 arttırıyorum kuvveti. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2 oldu. Artı c geldi. Düzenleyelim. Şu eksi eksiye artı yapsın. Bu da 1 bölü u karedir. 1 bölü 2 u kare artı c. U neydi? F'in karesiydi. 1 bölü 2 f'in karesi. Cevabım Adana'dan geldi dostlar. Evet. Böylelikle 21 numaralı köşe taşını da bitirdik Goberler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.